Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Carex High ve Racing bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Carex High ve Racing'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Carex High ve Racing bölümü de sevgili arkadaşlar, oyunun dördüncü bölümünü bitirmiştik gibi bir şeydi. İşte Sander'ın kayıp kızını bulmuştuk, Sander'ın kayıp kızını kurtarmıştık. İşte biz kaçmaya başladık vesaire falan. Şu an tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Carex High ve Racing serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum ve kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önce şöyle küçük bir sandık açılımı falan gerçekleştirelim. Gayet iyi bir miktarda nakit geldi. Gayet tatlı. En sonki Carex High ve Racing videosunda da sevgili arkadaşlar oyunun yeni gelen en iyi arabası olan Sifur X'in kilidini açmıştık bu arada. İzlemeyenler için isterseniz Carex High ve Racing oynatma listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada sınıf 4'ün en iyi arabalarından bir tanesi olan Roadster ST miydi? Adını hatırlamıyorum ama. Neyse ona bir bakayım da bari. Hazır konusunu açmışken. Roadster RS'nin etkinliği geliyormuş bu arada. Sınıf 4 arabası ihtiyacım olduğu için kesinlikle yapacağım. Eğer iyi bir araba ihtiyacınız varsa bu etkinliği kesinlikle yapın. Neyse kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. Arabayı hemen güncelliyoruz. Tamamdır. Koşudan sonra daha çok kazanmaya çalıştı ama gölge iş arabası zaten bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Ancak Sander'e gelip kızını bulduğunu söyledi. Birisi gölge iş arabını durdurmak zorunda olduğu için Sander kızını sana emanet etti. Onu Olivia'ya götür. Evet, Sander'ı şu anda satıcıyı oyalıyor. Biz de kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Kaçmaya çalışacağız diyoruz ama normal yarış yapıyoruz. Anlamadım yani. Adamların bütçesi mi yetmedi acaba bu tarz bir senaryo şey yapmayı anlamadım ama. Neyse. Neyse hayırlısı. Şunu şöyle alırsam bu arada daha tatlı olacak. Zorluk bir tık zor ama kazanırız diye düşünüyorum ya. Arabayı o kadar geliştirdim. Yani parayla yapabildiğim kadar geliştirme yaptım. Umarım kaybetmeyiz. Ama kazanırım diye düşünüyorum. Arabayı gerçekten bayağı bir geliştirdim. Bayağı yatırım yaptım. Özellikle arabanın motorunu falan maksadım. Zaten bu bölümü bitirdiğimizde inşallah. Çok kesin emin olmamakla birlikte inşallah. Sınıf 3 arabaları kullanmaya başlayabileceğiz. Sınıf 3 arabaları kullanabilmek demek. Oyunu rahat bir şekilde devam edebilmem demek. Umarım. Düşündüğüm gibi olur. Yoksa ayvayı yemiş olacağız hani. Söylemek istemiyorum ama gece vakti sıçacağız. Kelimenin tam anlamıyla sıçacağız hem de. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah sınıf 3 arabalarını kullanmamıza izin verecek sevgili oyun. En sonki gelen güncellemelerden ötürü bazı arabaları, bazı araba sınıflarını falan belli bölümlerden sonra kullanamıyoruz. Hani her bölümde farklı arabaları kullanmamıza izin vermiyor oyun. Neden böyle bir güncelleme gelmedi? Geldi daha doğrusu. Emin olmamakla birlikte bir yandan mantıklı oldu ama bu bana pahalıya patladı maalesef. Uf, bu arada saliseyle birinci oldum ha. Saliseyle birinci oldum. Pek para gelmedi ama. Mari paraya şu an çok ihtiyacım var. Neden Sender olmadan geldin ve bu kız kim? Kaşan'ın bizi fark ettiği için Sender villada kalmaya mecbur kaldı. Bu onun kızı. Bildiğin gibi ben polisle çalışıyorum. Villaya görev gücü gönderirim. Kız kaçırılmış mıydı? Evet, bir tanık koruma programı kapsamında korunmasını sağlayabilirsiniz. Evet, onu yanıma alacağım, seni bilgilendireceğim. Tamam, haberleri bekliyor olacağım. Evet, oyunun 5. bölümüne şu anda geçtik. Seni yakalamak kolay değil. Rusya'da ne işin var? Stepani, affedersiniz. Kaçırılan arabalar konusunda seni hayal kırıklığına uğrattım. Muhtemelen öyle değil. Buraya gelmemin iyi bir sebebi var. Senin sebeplerin hakkında ise daha sonra konuşuruz. Anlaştık. Ben bilgiler toplayacağım. Bu sırada yarışlara pratik yapabilirsin. Onların sürme tarzı farklıdır. Pekala. Maalesef ayvayı yedik şu anda. Olivia gölge iş adamının villasını bir polis ekibi gönder. Ancak hiçbir şey bulamadılar. Ancak Sander gibi görünen bir adam da dahil olmak üzere bir grup insanı sattı belgeler Rusya'ya gitti ortaya çıktı. Rusya'da Paris'ten Sander ile ayrıldığından beri seni arayan Stepan ile görüşüyorsun. Yeni bir yere alışmak için koşuyu kazan. Yani koşuyu kazanayım falan eyvallah iyi hoş da. Ben ne yapacağım? Yani ayvayı yerim şu anda kelime tam anlamıyla. Benim acilen para biriktirmem gerekiyor. Neyse. Yarışa başlayalım biz en iyisi. Hadi bakalım. Sıradaki bölüme kadar ızdırap çekeceğiz. Olabildiğince direnmeye çalışacağım ama. İnşallah çok büyük
mağlubiyetler, kayıplar yaşamayız. Hadi bakalım. Şu anda ızdıraplı dakikalar bu dakikada itibaren başlamış durumda. Hala sınıf 2 arabalarını kullanıyoruz. Bundan ötürü de bayağı zorluk çekeceğiz. Yarışları kazanabilir miyiz? Orası da meçhul. Belli değil gerçekten. Ve knockout yarışı. Hadi bakalım. Eğer hemen adamları geçemezsem bu yarışı benim bir daha kazanma şansım olmayacak anlaşılan. Ve bu yarışı kazanırsam iyi bir para da alabilirsem eğer inşallah o gelecek parayla da arabayı geliştirmeyi düşünüyorum ama adamlar maalesef geçmeme izin vermediler. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şansa bala birinci koltuğuna oturmaya başlarım ve kolay kolay birinci koltuğumu vereceğimi hiç zannetmiyorum. Çünkü ben bu yarışı bir daha yapmak istemiyorum. Vakit kaybetmeyi hiç istemiyorum. Zaten yarın da bir yarışmam lazım. Bu arada bu videoyu kanala koyduğumda şöyle bir bilgi vereyim. Clash Royale videosu çekeceğim yarına. Siz bu videoyu izlerken ben Clash Royale videosunu hazırlamaya başlamış olacağım. Sonra Super Clone vesaire falan gelecek. Ardından seri bir şekilde Shadow Fight 2 takip edecek bu arada. Malum oyunun finalini görmek isteyenler benle beraber, oyunun artık bitmesini isteyenler benle beraber ciddi bir kesim var. Hani oyunu artık bitirmeyi gerçekten çok istiyorum. O yüzden Shadow Fight 2 videolarını, bölümlerini haftada bir değil 4-5 günde bir atmaya karar verdim. Yani normalden daha erken oyunu bitirmeye çalışacağım. Haberiniz olsun bir aksilik falan olmazsa. Maalesef diyaloğu kaçırdık. Neyse, satıcı adında bir işte. Ne yardımı? Arabada kaçan kişi oydu ama ona şantaj yapılıyordu. Bu işi değiştiriyor. Demek sendir ve onun siparişlerini bulmamız gerek. İşte ben de bunun için buradayım. Bir adamla konuşmam gerek. İze düşmemize yardımcı olur. Pekala, ona gidelim. Hani olayın asıl suçlusunun Sender olmadığını söyledik. Sender'ın böyle çalıştığı birkaç tane adam var falan. Onlardan bahsettik. Tamam, o zaman onları bulalım dedi. Şu arabayı hemen bir geliştirelim. Bu arada ben direkt parayı gömeceğim ya. Şöyle. Altını gömeceğim. Zaten çok fazla altın var. Tam gaz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sender'la Paris'ten ayrılığını Stepani'ye anlattın. O senin kararını beğendi. Şimdi Sender ile gölge iş adamını bulmalısın. Stepani'nin arkadaşı sana yardım edecek. Ona git. Tamam, gidelim. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Kimle konuşacağız, kimle tanışacağız, neler olacak, neler bitecek. Göreceğiz bakalım. Bunlardan biri Stepani mi şimdi? Ne oluyor oğlum, bunlar kim? Hani Stepani bir arkadaştan bahsetti. İki kişiyle yarışıyoruz şu anda. Keşke hikayeyi daha düzgün duyarlayabilseler. Hani bir hikaye var, bir şey var, bir amaç var. Hani keşke biraz daha detaylandırabilseler ve Türkçesi biraz daha iyi olsa. İngilizcesi bu kadar kötü müdür bilmiyorum ama Allah'tan bir Türkçe var. Öyle böyle anlıyoruz bir şeyler. Yoksa var ya işkence olurdu. Ben çok daha kötü Türkçe çeviriler gördüğüm için de Target gibi. Rezalet bir Türkçesi var. Yani birkaç tane şey dışında Türkçesi kelime tam anlamıyla berbat ya. Neyse ki The Target'ı aratmıyor. Ama iyi bir Türkçesi o olduğunu da söyleyemeyeceğim oyunu. Yani ne yapalım, yalan söylemek istemiyorum. Ama neyse ki Türkçesi var. Yiğidini öldür, hakkını yeme. Nasıl kaybettim ya? Nasıl kaybettim ya? Ya yan yanaydık ya. Sevgili dostlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde rakibi diğer arabaya çarptırdım. Böylece de yarışı kazanmamız garanti oldu gibi bir şey. Yarışı kazandık. Bakalım ne olacak? Stepan ne diyecek? Tanışacağımız kişi kim? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bakalım hikaye nasıl bir yere gidecek? Şimdi sizlerle beraber göreceğiz bakalım. Evet, yarışı kazandık. Hadi bakalım. Ya sürekli Avustralya'dan kaçanlar hakkında bilgiler duydum. Belki biz bırakmışlardır. Fakat bu iş çok karışıktı. Gölge yaşadı. Max yönetiyor. Max kim? Max bir suç patronu. Bu kaçakları onun koruması olmadan saklanmayacaklarına eminim. Max onları korurken onlara ulaşamayacaksın. Max'e ulaşmak için birkaç yarış yapman gerek. Birkaç defa kazanmak istiyorum madem. Okey. Başka? Ne oluyor? Evet. Koşu. Stepan'ın arkadaşı Sajid adlı bir adamdır. Interpol'de çalışıyor. Sajid koşu suç dünyası sponsorunun Max adlı biri olduğunu söyledi. Büyük olasılıkla o bir gölge iş adamı için sadece bir örtbastır. Bu onun güvenini kazanmak için gerekli. Kendini ispat etmek için bu koşuyu kazan. Bu yarışı kazan.
Deneyeceğim bakalım, olmazsa hayırlısı. Videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Sıradaki bölümde de Max'le mücadele falan yaparız. Daha seri bir şekilde ilerleriz. Çünkü hani durum belli. Durumumuz berbat. Yani arabamız fazlasıyla yavaş kalıyor. Üstüne taktik yapmam gerekiyor ki kazanabileyim. Ya yani o da işe yaramamaya başladı pek. Ya şansa bana kazanırsam kazanıyorum. O yüzden arabayı geliştirmem gerekiyor. Sıradaki bölüme kadar iyice bir arabayı geliştirip o şekilde karşınıza çıkmak istiyorum. Zaten bir etkinlik var. Roadster S arabasının etkinliğinden gayet güzel bir para toplayabilirim. Amacım da o etkinliği yapmak olacak. Allah cezanı var ya. Allah'ım yarabbim ya. Zor arabayı çarptırdı beni. Zaten rakibi yakalamak imkansız gibi bir şey bu oyunda. Zor yani, bayağı zor gerçekten. Ciddi bir fırsat yakalaman gerekiyor. Yoksa işkence. Güzel. Arabaya çarptım. Onları biraz yavaşlattım. Diğer ikisini nasıl geçeceğim acaba? Çok merak ediyorum. Eğer şöyle keskin dönüşler yapabilirsem, ki bu arabada bayağı zor. Geçebilirim derken bayağı yaklaştım. Neyse ki Asfalt 9 kadar zorlayıcı değil oyun ya. Yoksa işkence olurdu. Hani anlık refleksler, şu rampadan atla, bu rampadan atla, şunu yap, bunu yap falan. Allah'tan oyun o kadar zor değil. Allah'tan o kadar detaylı değil. Bir oyunu ilk defa sadeliğinden dolayı övüyorum resmen. Neyse ya, oyun genel olarak öyle böyle işte. Çok da keyifli olduğunu söylemeyeceğim ama en azından hikayesi var be. Gayet de yani sürüklüyor beni az çok. Hikaye böyle bir kendine çekme çabası var. Türkçesi biraz daha iyi olsa, bu kadar vasat olmasa süper olacak da, olsun. Olsun. Hikayeden kopmamı sağlamıyor. Hikayeden kopartmıyor beni. Evet, oyunu bozdum bu arada. Evet. Bu olaya olan ilgin basitti. Benim için Max'in arabasındaki detayları, senin numaralarını bulman gerek. Neyine gerek? Böylece bu detayları çalınmış olduğunu kanıtlayabilirim. Ve Max'i ABD'ye iade etme sürecine başlayabilirim. Bu işi bize nasıl yarayabilir? Böylece Max'i yolumuzdan uzak tutabiliriz. Sense bir engelle karşılaşmadan aradığın adamlara ulaşabilirsin. Nerede olduklarını öğreneceğim. Sana yardım ederiz. Öyle bir isim var ki Max'e akşam ve olacak rakam kursunda görüşeceğiz. Umalım. İnşallah. Öyle mi olacak bu arada gerçekten? Sıradaki bölümde Max'le bir şey yapacağız. Sergeant dedi ki Max'i bulmak istiyor. Çünkü Max yasa dışı ticaretle uğraşıyor. Eğer Max ile iletişime geçip arabalarına takılan parçada senin numaralı alırsan, Sergeant'ı yardım edecek ve gölge iş adamının sığınağının yolunda olan engelleri de ortadan kaldıracaksın. Ama yine de kendini ispat etmen gerekiyor. Yarış. Ben bu videoyu burada sonlandıracağım sevgili arkadaşlar. Sıradaki bölümde Max'le mücadele ederiz. Ardından biraz daha ilerleyip Sander'la bir yarış yapacakmışız. Allah Allah, değişik. Hatta şu yarışı da yapalım, ondan sonra videoyu sonlandıralım. Hani video bir tık daha uzun olsun ki optimal bir süre olsun. Malum yarış oyunlarını genel olarak seviyorsunuz. Popüler kanalımda yani gayet izleniyor. Hani aşırı kısa yapmak istemiyorum, ondan dolayı bu ekstra yarışı da yapmak istiyorum. Hadi Easy Drive'da olsun bari. Zaten Easy Drive'da olunca kazanmak garanti gibi bir şey. Araba çok güzel gidiyor bu arada, maşallah. Keşke yapay zeka da kendisi gibi düzgün olsa. Neyse, zaten kazanacağız, problem yok. Evet sevgili arkadaşlar, yavaştan kapanışı bir erkenden yapayım da bari. Sevgili dostlar, bakalım hikaye gelecek bölümde nasıl bir yere gelecek, başımıza neler gelecek. Açıkçası bayağı bir merak ediyorum. Başımıza bayağı bir iş gelecek gibi mi geliyor? Sender'la neden mücadele edeceğiz? Neden böyle bir olay olacak? Onu çok ayrı merak ediyorum. Bakalım. Gelecek bölümde Max'ten sonra özellikle neler olacak? Özellikle Max'ten sonrasını merak ediyorum. Max'ten çok Max'ten sonrasını merak etmem bu arada. Tabii Max'in de kim olduğunu merak etmenim değil. Suç patronu vesaire falanmış. Yani bayağı karışık işler falan yürütüyor. Bakalım. Sıraki bölümde görüşmek dileğiyle. Yavaştan artık ben kapanışı yapayım. Sandık falan da açacağız bir de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız eğer bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kanalımıza destek amaçlı. Ve başka oyun serilerimizden ve içeriklerimizden haberdar olmanız için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada ben bu interneti açmadım. Neyse, kapat. Allah Allah, bağlantı koptu diye galiba. Neyse, çok da önemli değil. Neyse, aynı zamanda kanalımızın oynayıp basitsen başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. 50 bin nakit bayağı iyi oldu. Neyse,
Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.